Kim diyor ya, raf çıkartıyorum diyor. Fondöte yani. Fransızca mı? Fondöte. Bu şey, Ortaca Fevziye dövme gübrecisi. Ne satılıyor? Şu kadar. Şu, yani o bir boru temizlemek için. Bunların hepsi saksıdaydı. Tek tek toprağa geçirdim bunları. Çok şahane göründü. Yani dekorasyon içinde gerçekten güzel bir şeymiş. Faydasının yanı sıra. Çok şahane, muhteşem, güneşli bir günden size merhabalar, günaydın. Bu videoda neler yapacağız bugün, onları göstereceğim. Şimdi Gürhan'la babam şeye başlayacaklar. Saat şu anda 12 oldu. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık falan. Hatta 12:28 geçiyor. Şimdi evin o kalan tadilatını yapmaya başlayacaklar. Onu size göstereceğim. Benim bugünkü planım ne, onu göstereyim. Bugün şu... Pardon, bu çiçekleri ekmeyeceğim. Size önce onu söyleyeyim. Dün aldığımız çiçekler bunlar. Bunların nasıl bakıldığını araştırdım. Bunlar kışın açıyormuş. Siz de biliyorsunuzdur mutlaka. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kışın çiçek açıyorlarmış. Yaz boyunca böyle yaprakları kalıyormuş. Bu arada bunu sulamıştım ama niye? Unutmuşum herhalde. Yaprağı yumuşamış. Bir sulayayım yine. Ondan sonra yaz boyunca böyle kalıyormuş. O yüzden fazla aşırı direkt güneş sevmiyormuş. Bahçede çok iyi yetişiyormuş. Saksıda öldürmüşler çoğunlukla. Ben araştırdım bunu. O yüzden bahçenin neresine dikeceğime karar vermeye çalıştım. Hem kışın açtığı için hem de güneşi çok sevmediği için ona göre bir yer seçmem gerekiyor. Ben aslında şuraya çiçek ekmek istiyorum. Ondan sonra ama işte dediğim gibi burası direkt güneş aldığı için burayı önce güzelce bir belleyeceğim, düzelteceğim falan. Ondan sonra ekmeyi düşünüyorum ama direkt güneş sevmediği için buraya ekmekten vazgeçtim. Ayrıca da işte yazın çiçek açmadığı için kışı çiçekli geçiriyormuş. Yani Kasım'la Ocak arası mı? Neyse işte yani kışın açtığı için burayı istemiyorum. Yazın çiçekli yer şeyleri ekeceğim buraya. Dolayısıyla ben de şuraya ekmeye karar verdim. Burası bizim her zaman boştu. Şurada güllerimiz var ama buraya hiçbir şey ekmiyoruz. Şunu buradan kaldıracağız. Ben şimdi burayı güzelce belleyeceğim ve buralara o çiçeği ekeceğim. Hem gölge, ağacın gölgesi var, hem esinti var. Tam istediği yer burası bence. Burada uzun yıllar kalacağını düşünüyorum. Uzun yıllar duruyormuş bahçede ben araştırdığıma göre. Eğer yerini severse hatta çoğalıyormuş da tohum atıp. Bu böyle ama işte şeyde ayın 15'inde şey gelecekmiş. -1 derece olacakmış burada, don olacakmış. O yüzden ekimleri 15'inden sonraya erteledi burada. Herkes birbirine haber verdi. Serhat abim söyledi bana, sağ olsun. O yüzden de bunlar burada duracak. Sulayacağım, seraya hatta kaldırırım. Belki de evin içine koyarım şimdilik böyle. 15'inden sonra o gösterdiğim yere ekeceğim. Onun dışında bahçeyle ilgileniyorum ben bu ara. Hani hava azıcık güneşlendi, hemen bahçeye döndüm. Şurayı daha önce size göstermiştim bahçe videosunda. Şimdi bu şeyi kaldıracağız. Gördünüz zaten, bakın kırılmış falan. Bunu komple kaldıracağım. Zaten bunun üzerindeki aloe veraları hepsini aldım. Şeye götürdüm. Öbür tarafı, onu da göstereceğim size. Bir sürü şurada bakın aloe veralarımız vardı. Daha önceden hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü kocaman 5-6 yıllık aloe vera fidelerimiz vardı. Onların hepsini topladım. Arkaya diktim. Onu da tekrar göstereyim size. Burası da şunun üstünde duranları, şunun üstünde duranları buraya koydum. Diğerlerini de koyarım. Sonra onlara da belki toprağa geçiririm. Belki başka bir yer bulurum. Şimdilik öyle koydum. Ama şunu kaldıracağım. Bunun bahçe için, bakın şöyle çok kalabalık bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Bahçeyi tenhalaştırmaya ve sadeleştirmeye ve de şık ve bakımlı hale getirmeye çalışıyorum. Şurada iki tane şu şeyden vardı, kocaman, neydi o, palmiye gövdesi. Şey yapıyoruz, çürümüş bunlar. Bu ne? Bu nereden İçinden. Geldi? İçinden mi çıktı? İçinde varmış ağacın. Zaten içinde olacak. Tabii tabii. Yoksa başka türlü. Tabii. Çekil Erkül. Evet, şu çekil oğlum. Orada ne var? Onun topu mu var? Yok. Yok, oralar yok. Ay şey harika. Ne çıktı? Kırmızı böcekler çıktı. Ay. Bu tam çürümemiş herhalde de. Şunu göstereyim size. İçinden bayağı kompost çıktı. Böyle saçak saçak şey olmuş. Ortası oyulmuş.
Yani şey, çürütülmüş kompost gübre olur bundan. Toprağa karıştıracaksın. Harika olur. Öbürü de öyle olur diye düşünmüştük ama. Bunu biraz daha çürümesin mi ekleyin? Bilmem. Peki yedim. Tamam. Ne yapıyorsun aşkım? Bu şey, ortaca Fevziye dövme gübrecisi. Şöyle. Organik dövme gübrecisi. Ya aşkım ya. Alayım. Şey yok ama çanın yok. He. Bir de çana sapmamız lazım şuraya. O ilerleyen zamanlar dükkanı evet, yeni açtık. Tamam. Al bakayım. Alayım. Hop. Aa, düşürdüm bak. Hakikaten dövme dondurmacı gibi oldun lan. Şu bugün ilk işim şu aloe veraları çıkardığım ufak kökler var ya, şunları tek tek saksılara dikeceğim. Aloe veraları çıkardığım saksılara bakın, bir sürü saksı çıktı. Şöyle görüyorsunuz, şurada var bir sürü saksılar. Onları saksılayacağım, büyüyünce toprağa alacağım. Onlar şey olsun. Bu arada toprağa aldıklarım da diplerinden yine yavru aloe veralar çıkarırsa onları da yine saksıya alıp büyütmeyi planlıyorum. Bunlardan bahsediyorum. Bunların hepsi saksıdaydı. Tek tek toprağa geçirdim bunları. Çok şahane göründü. Yani dekorasyon içinde gerçekten güzel bir şeymiş. Faydasının yanı sıra çok faydalı bir bitki olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Birçoğunuz aslında biliyorsunuz. İlaç, kozmetik, güzellik sanayisinde pek çok alanda kullanılan bir bitki aloe vera. Şimdi faydalarını saymayacağım. Sonra sayarım. Ama ha, babam bak şeye torbalamış. Orada bizim bir ejder meyvesi var. -1 derece olduğunu duyunca torbanın içine almış donmasın diye. Ejder meyvesini genellikle serada yetiştiriyorlar. Babam da işte don yemesin diye şey yapmış. Üzerinde çiğ birikmesin diye. Aloe veraları poşetlemeyeceğim. Çünkü zaten onlar hep dışarıdaydılar. 5-6 yıllık aloe vera bunlar. Ayrıca tekrar ilaçlamayı düşünüyorum şeylerimi. Onu göstereyim size. Gene rüzgar var bugün aksi gibi. Dün aslında hava iyiydi. Keşke dün şey yapsaydım da dün vaktim olmadı. Söyle annemlere gittik. Dün ilaçlasaydım. Şunları, şu böcekleri görüyor musunuz? Tekrar deneyeceğim ilaçlamayı. Beni görünce de kaçıyorlar ya. Acayipler yani. Bak böyle siyah siyah böcekler. Sarmış her yerini. Bu sararmanın çoğunu da benden dolayı oldu. Şey sıktım üzerine. Ay şuna bak nasıl full böcek. Ay ilk iş bunu mu ilaçlasam acaba? Önce bunu ilaçlayayım sonra aloe vera ekimine başlayayım. Hem böceklerden dolayı sarardı hem de ben sirke sıktım üzerine. Yaktı hep sirke. Ve böceklere de hiç faydası olmadı sirkenin. Ceviz sirkesi demiş Arzu Şahinboy. Teşekkür ediyorum da ceviz sirkesini nereden bulacağımı bilmiyorum. Ayrıca da faydası olup olmayacağına da emin değilim. Çünkü sirke sirkedir diye düşünüyorum. Sonuçta asitli bir şey ve yakıyor. Belki oranını iyi ayarlamak lazım. O da var ama fayda etmedi yani bu böceklere. Şu organik ilacı tekrar deneyeceğim. Bir doz daha. Eğer olmazsa başka bir ilaca geçmeyi düşünüyorum. Maalesef. Bak böyle komple belledim. Çok güzel oldu. Bahçe böyle bakımlı görünüyor yani. Harika görünüyor. Bir de gübre atarız. Süper olur. Şunları görüyor musunuz? Bak. Şunlar hep bu fıstık çamının fıstıkları dökülmüş. Böyle küçük küçük şey çıkmıştı. Ben de onları kökledim. Toprağından kökünü havalandırmadan saksılara aktardım ki. Çünkü basılır görülmez falan bunlar büyüsün. Veririz birilerine. Şey olur. Ağaç olsun. Bol bol fıstık çamımız olsun her yerde. Öyle ya. Daha vardır belki şuralarda falan görmediğim. Şurayı bellemedim. Her yer böyleydi görüyorsunuz. Şu papatyama da bayılıyorum. Maşallah deyin. Artık öyle diyeceğim. Çünkü gerçekten de nazar değiyor. Bence. Şuna bakın. Ortası lacivert. Gövdesi.
turuncu noktalar var kenarında. Dışı beyaz. Harika. Ha? Ne olmuş? Evet, şimdi şu rafları çıkarıyor Gürhan. Kim diyor ya, raf çıkartıyorum diye. Hiç dedikodu ile işim yok. Ne diye? Hiç dedikodu ile işim yok. Kim demiş raf çıkartıyorum diye. Diyor ki şu rafları çıkartıyor diye. Neymiş, söyle bakalım. Bunlar çıkacak. Biraz daha genişten alayım. Şu çıkacak. Onu şeker için asmıştık buraya geldikten sonra. Onun üstüne çıkıp kedimiz orada yatıyor. Dur. Bu arada şurayı göstereyim. Dün Gürhan burayı böyle alçıladı. Böyle. Çok şahane oldu bakın. Şimdi şöyle biraz daha biraz daha genişten göstereyim. İnce alçısı yapın. Tabii kaba alçı. Daha tamam mı bunun? Kaba alçılanacak mı? Çok kaba. Öyle mi? Nasıl olacak aşkım? Bir anlatır mısın? Çok kaba. Kaba. Yani bir kaba alıyoruz önce. Sonra çok kaba alıyoruz. Evet. Önce bu duvarın yüzeyi pürüzlü. Evet. Eski tip sıva olduğu için, yani kumla yapıldığı için kara sıva dediğimiz sıva. Bu dişlerin kaybolmasını istiyoruz. Yani güzel bir pürüzsüz, şey, yumuşak bir yüzey olsun istiyoruz. O yüzden önce şu boşlukları kaba alçıyla doldurmamızın sebebi o dolgusunu daha iyi yapıyor. Saten dediğimiz alçı var. O da şey, kaymak kadınların gibi. Makyajdaki işte pudrası gibi. Vay, öyle. Benzetmeye bak. Evet. Fondöte. Fransızca mı? Fondöte. Ondan sonra da saten alçıya zımpara yapıp üzerine boyasını yapacağız. Hadi bakalım. Böyle. Ben de zımparalarım. Valla? Evet. İzin verirseniz yani. Tabii veririz. Yani. Duvarı yıkmama izin vermediniz ama. Sen bizim oturmamıza izin verirsen sen zımpara varsın. Ha, hepimiz bakarız. Birlikte olmaz. Biz oradan karışırız sana. Hep birlikte. Ay öyle mi olur falan şeklinde. Hep beraber yapalım da çabuk bitsin diye. Tamam. Olur. Tamam. Çok iyisiniz. Sülalesi burada. Bir aloe veranın dibinden. Bak bak, karınca çıktı. 1 milyon tane karınca. Ay. Ana. Ay. Yapmak lazım. Şuna bak. Gider onlar bence herhalde galiba inşallah. Ne bileyim. Şuraya ben. Bak şuraya. Çok ha. Baksana. Abo. Görünüyor mu bilmiyorum. Şeyin üstündekiler güzel gözüküyor. Saksıdakiler. Abo. Selay. Elime tırmandı. Bir de üstüme başıma tırmandı. Abo. Üstüme tırmandılar. Isırıyor şimdi bir gider. De. Var mı? He? Evet. Şuraya bak, şuraya. Sarımsaklarımızı Seda abla, ne yapıyorsun? İlaçlıyorum. Şey ilacı neydi bu? Organik ilaç. Organik ilaçla ilaçlıyoruz ki sen yiyeceklerimize ziyan gelmesin. Bak bakayım bir, aman 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 aman, eline eldiven de giymemişsin. Ya organik diye şey yapmıyorsun gene de. Neyse, olur, bastırıyorsun elleme hemen. Sobayı söktük. Daha doğrusu. Abo, ne çıktı içinden? Dur bakayım. Oo. Şey gibi bu, toprak gibi ya. İşte odun. Odun külü. Kurumu. Kurumu. Hı hı. Odun kurumu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti odun kurumu. Resmi olmayan bir kurum. Hı. Evet.
Özel kurum. Özman. Efendim o. Bak. He. Ben onu görmüştüm. O şey için miydi? Ne oldu biliyor musunuz? Mikser gibi bir şey. Girdim. Şimdi gelecek mi bakayım. Hiç ses çıkarmadım. Ne kim geldi? Arkamı döndüm çeker. He. Vay dedim ya. Odana mı? Yok. Çatıya. He. Sessizce çıktığım halde. Dur ben geleyim oraya ya. Var mı böyle bir şey ya? İlk defa boru temizleme görüyorum. Vallahi. Evet. Ben çocukken sobamız vardı. İlkokulda falandım. Ama sonra... Ama diye göstermiyor bana. Ne bileyim hiç görmedim boru temizliğini. Köyde yaşarsan göreceksin. Evet gördüm. Sen temizlemiş miydin aşkım daha önce boru? Evet. Gerçekten mi? Tabii canım. Annem beni hep söverdi. Boru temizlemiyorum. Baba gitmez. Ya sıra kadar ne zaman dövdüm de görgüsüz çocuklar. Elmas anneme buradan bu vesileyle sevgi, saygı, selamlarını mızı gönderiyorum. Çok çok öpüyorum ellerinden, yanacıklarından canım benim. Güzel, bir de şunu çok çıkaralım. Herkül de name yapıyor. Yavaş. Şöyle. De bunu. Ne yapalım? Bilen Seda şu beyazı ver, beyazı. İki tane yap dedim. Birini ne dom istedi ona verdim. Sen mi yaptın bunu? Tabii canım. Kim yapıyor? Ya böyle satılıyor. Şu kadar. Şu yani o bir boru temizlemek için. Ha. Sen uzattın. Uzatıyor yani. Bazen fazla uzatıyorsun. Uzatan uzatacağını uzatacağı kadar uzatmış diyor. Anan. Yıkabilirsin abi. Bir çatıdasın, bir aşağıda aşkım. Öyle. Ne yerdeyim, ne göreceğim. Yetişemiyorum sana. Bir garip alem bu. Çuvalın içine girecekti kurum, öyle hesaplamıştınız. Tıkanmış herhalde, gitmiyor ya. O tıkanma değil. Et yerlerine şey takılıyor. He. Haydi bakalım. Çek! Allah'a gitti. Gitti, hadi bakalım ne olacak. Gidiyor. Dışarıya, burada. Borular sökmeden boru temizleme. He. Boruları sökmeden temiz. Kalacak mı onlar orada öyle? Çuvalın içinde dolacak hepsi oraya. İnşallah. Gelsin çek yine gelirsin. Bir basamak daha çıksan rahat çekebiliyor musun? Çuvala dolacak. Çıktı hiçbir şey. Bok. Bok. Temiz mi? Temizledi şu anda. Bence de mümkünü yok. Evet, bütün gün hatta 2 gün boyunca uğraşıp diktiğim şeyler bunlar. Her birini ayrı ayrı saksılara ayırdım. Böyle uğraştım. Şuraya kadar belledim, gerisini bellemedim. Ekeceğim zaman oraya kendimiz için yiyecek işte maydanoz şu bu öyle şeyler dikmeyi düşünüyorum. Burayı zaten görmüştünüz. Bir iki saksı da oraya koydum. Burada herhangi bir şey yapmadım. Evet, benim için gün sonu geldi. Şimdi bakalım. Gürhan'la babam ne yapmış? Güneş de batıyor. Artık yoruldum. Hava durumuna göre sanki biraz daha hava güzel olacak gibi. Şu çiçekleri de yarın ekebilirim. İnşallah çok sabırsızlanıyorum aslında ekmek için. Ne yaptınız? Alçı. Bayağı bu duvar bitmiş neredeyse. Harika. Eline sağlık aşkım. Duvar bitti. Onun çeyreği. Bir burası kaldı ya. Ama daha bir de zaten alçı. Ha bakayım. Aa, bu duvar da bitmiş kabası.
Tabii kabası bitti ama olsun. Şu duvar da bitmiş. Kabayı veren Allah. Şu iki duvar kalmış. Eline sağlık aşkım. Yap bitti ya. Evet. Akşam oldu gari. Burayı bitirince. Bir doğru mu ya 4 tane? Ne? Bir sürü duvar koymuşlar ya bir odaya. Vallahi yani. Doğru söylüyorsun. Evet, o zaman bugün bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Vallahi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Bye bye.